istesem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Fener'in Bahçesi izleyicileri, ikinci bölümle tekrar birlikteyiz. İkinci bölümde Fenerbahçe-Kayserispor maçını, CSKA Moskova-Fenerbahçe Euroleague karşılaşmasını konuşacağız. Yeni transferler var, gelecekler var. Ahmet'e onları soracağım ve geçtiğimiz hafta sonu programda Murat'ın söylemiş olduğu 67 tane formayı kazananları nasıl açıklayacağız? O da bugün sizinle birlikte olacak. Şimdi ben hemen biraz önce Murat'ın lafını sorudan kesmiştim. Kaldığımız... Sorudan yola çıkayım. Tam soru soruyordum ya. Evet evet. Şimdi geleceklerle ilgili Lemos giderse... Şimdi orada diyorlar ki orada bir stoper daha alacağız. Deniyor. Evet. Hani Sokratis ismi çok önde. Şimdi bir stoper daha gelse bu sefer senin stoperlerin 6 taneye çıkıyor. O zaman oradan birini mi çıkartman lazım elden? 6 stoper biraz fazla lükse girer. Yani... Sadık, Serdar, Lemos, Tisserand, Atilla bir tane daha gelirse... Ama sakatlık problemi var. Yani ya Serdar'a baktığımız zaman Serdar ne zaman sakatlanacak? Geçtiğimiz haftaki maçta 4 kere düştü, 3'ünde kalktı, 1'inde kalkamadı. Ya öyle Serdar'ın bu özelliği var maalesef. Hayır şunu demek istiyorum yani eldeki stoperlerden biri çıkacaksa hangisini çıkartırsın? Eğer biri gelecekse. Ben yabancıyı çıkarırım. Lemos mu? İşte Lemos çıkarır. Yani. Kiralık olarak yani Karagümrük dediler bir ara mesela ya da... Gözümüzün önünde olacağı bir takıma giderse hem gelişimi de gözlemleyebilirsin. Çünkü sürekli oynayacağı bir yer olur muhtemelen. Belki Lemos açısından da yani. Bir de oynadığımız hazır bir takım gelir. Olursa daha iyi olur. Genelde bizim verdiklerimizi bize karşı milli oluyorlar. Doğru. Peki yani. Ahmet sana sorayım. Gelebilecekler arasında kimleri duydun? Ben stoper transferini biraz zor olarak görüyorum. Yani çok fırsat transferi kollar. Atilla geldi zaten. Evet yani şimdi stoper alırsa Fenerbahçe demek ki çok üst düzey bir adam alıyorlar. Yani nasıl üst düzey? Baba transfer dediğimiz, baba stoper dediğimiz. Yani bir kulübüyle sorun yaşamış. Çok böyle kaliteli. Ve hani direkt gelip oynayabilecek, takımda böyle liderlik yapabilecek bir stoper olabilir. Bu da fırsat transferi dediğimiz. İşte bazen piyasaya düşüyor markete hani böyle transferler. Mutlaka bazı duyumları vardır o konuda. Şimdi Emre piyasayı iyi takip eden bir adam yani. Hani, dünyanın her yeriyle bağlantıda. Evet yani... Bugün mesela dün bir şey yazmıştım. Sabah 7'de cevap yazdım. Yani sabah 7'de kalkıyorum çok düzenli bir yaşamım var hakikaten. Tabii. Futbolcundan biri öyle. Akşam 10'da yatan, sabah 7'de 6.30'da 7'de kalkan çok düzgün bir karakter, çok düzgün bir şey ve futbolu 24 saat yaşayan bir adam ve bu sene bu işe çok kafayı takmış Emre. Başkan Ali Koç da sen de az önce ifade ettin. Yani o kadar takmış ki kafaya Başkan Ali Koç'ta. Yani onu hissettiriyor. Sen yayınlanıyorsun. Başkanın dün maçtan önce, maçtan sonra yaptığı açıklamalara ben yüz ifadesinde çok acayip bir kararlılık gördüm bu sefer. Yani ateş Murat, çıkıyordu gözünden. Senin duyumun yok mu? Ya duyum şöyle mesela. Şimdi bir Adana Demirspor'un bir stoperi var Rasul diye. İyi stoper. Mesela onu bir duydum. İlgileniyor Fenerbahçe diye. Ama şimdi bu dönemde hani Rasul'ü alman seni direkt 11'e koyabilir misin? Sonuçta 2-2,5 senedir PTT 1. Lig'de oynuyor. Daha öncesi Belçika 1. Lig oyuncusu ama mesela bilemiyorum. Yani belki evet. Hocamı istiyor ya da bu tamamen bir transfer dedikodusu mu yani Fenerbahçe'ye yazalım da başka bir birincilik takımına pazarlayalım şimdi, mı? Bir de şöyle bir başkanları şey... açıkladı. Ali Koç benden sordu diye ifade. Yani işte, o, mesela onu duydum. Evet. Mesela kanat şimdi ben başkanın şunu da söyledi. Şimdi başkanımız dedi bir kanat oyuncusu almak durumunda. Perotti gidince gidiyor evet. E gitti yani ameliyat olacak en az 3 ay, en fazla 8 ay yok. 8 ay. Hayır 3 ile 8 ay diyor zaten ya. Zaten fazla bir. Yani işte zaten kolay dönemiyor sakatlıktan Perotti. O da kötü özelliği maalesef. Ya, bir kanat oyuncusu alacağız diyor. Orada işte Ahmet Osoy'u Osay. Ama onda Queens Park Rangers biz düşmemeye çalışıyoruz. Yani en önemli oyuncumuz. Ama bir şey daha duydum ben. Evet. Hatta okudum. 150 euro veya 180 euro civarında bir şeyi varmış. Alacağı varmış kulüpte. Onu bırakıp bu sene içinde de yani bu dönem önümüzdeki devrede oynayabilir, oynamak için gelebileceği söyleniyor. Şimdi zaten Queens Park Rangers için mantıklı olan bu. Bence bir kanat oyuncusu arıyor onlarda. Benim duyumum. Eğer buldurlarsa Osayi'yi bırakabilirler. Queens Park Rangers kanat oyuncusu arıyor değil mi? Tabii tabii. Onu bulduktan sonra Osayi'yi bırakır. Zaten Fenerbahçe bir tane kanat oyuncusu mutlaka alacak. Osayi mi olur? Başkası mı olur? Osayi de Fenerbahçe'nin hatta... aradığı bir kanat. Tam. Yani aslında yani, tam. İdeal kanat oyuncusu. Yapan. Mesela Visca değil Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu. Evet. Evet. Çünkü Edin Visca da sürekli oyun kurmaya çalışan yani çizgiye gideyim de oradan ortalayayım diyen bir bek açık değil. Yani ben mesela öyle bir açık istemiyorum. Bizim gerçekten anam var. Perotti gibi bir açık bulmamız lazım. Yani topu alacak, topla mesafe kat edecek, adam eksiltecek, işte asist özelliği olacak. Çok şey istiyoruz tabii ama yani bunlar lazım. Bize ama olmazsa lazım. Da şu andaki şeye baktığımız zaman, şimdi solda Tiam'la Pelkas, sağda da Valencia. Zaman zaman Samatta'yı da çekebiliyorsun kanatlara. Evet. Yani mesela bir Trabzon maçı burada içerideki, bence en iyi oynadığı maç zaten Samatta'nın şu ana kadar. Gol attığı maçlar dahil. O mesela orada
İlk yarı forvetken ikinci yarı kanada doğru kaydırdı onu. Samatya Karagümrük başında da iyiydi ama. İyiydi ama Trabzon maçında da çok etkilemişti. Yani ya eldekilerden çözüm bulamaz mıyız? Tabii ki buluruz. Kadromuz geniş ama bir tane net kanat oyuncusu alırsak bizim elimizi çok rahatlatır. Peki. Yani şunu ekleyeyim, çok özür dilerim. Estağfurullah. Erol Bulut'un şu an oynadığı futbolu, yani bekleyelim, rakip orta sahada rakipten top çalalım. Yani ikinci bölgede. İkinci bölgede yapıyor baskıyı genelde, evet. Şimdi bu futbolda hızlı bir kanat oyuncun yoksa hiçbir işe yaramıyor. Top kapıyorsun. Ama topu eveleyip yürüyorsun. Yine sete set kalıyorsun işte. Top kapalı ki çabuk, yani geçiş hücumu yapmak istiyor. Erol Hoca'nın en sevdiği oyun. Geçiş hücumu. Alanya'nın da kadrosu ona çok uygundu tabii. Yeni geldi şeyimize değil mi? Dilimize geçiş. Aslında basketbolda yıllarda olan işte, evet. Yani. Ama basketbolda da fast break. Hayır, transition. Yok, geçiş hücumu deniyor yani. Geçen gün öyle söylediler. Fast break'ten geçiş hücumuna döndü ya diye. Tabii ki ben zamanla tabirler değişiyor, oyunlar yenileşiyor ama yani daha eskiden beri var diyeyim yani. Fast break tabii çok yani temel, hala var fast break sonuçta. O hızlı hücum aslında. Transition geçiş hücumu. Yani futboldaki. Baktığı zaman translate edelim. Onun için Ahmet'in dediği çok doğru. Bir tane hızlı yani. Hatta iki kanadın da hızlı olsa müthiş olur da. Müthiş olur. Peki Kayseri Spor maçında nasıl bir 11 ile çıkmalıyız? Kayseri Spor da teknik direktör değişikliğine gitti ve geçen hafta da Başakşehir'i yendiler. Evet, bir galibiyet ve mağlubiyeti var hocalarının şu anda, yeni hocalarının. Başakşehir maçında ben çok iyi buldum Kayseri'yi. Fenerbahçe karşılaşmasında nasıl performans sergiler, nasıl bir 11 ile çıkmalıyız? Şimdi Kayseri'de yükselişte olan bir takım doğal olarak, yani onlar da toparladılar biraz. Forvetlerin sakatlaması, Ali Bek galiba Sede ile sahaya terk etti. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum son durumunu. İyi bir oyuncu. Senin başında Gaziantep Spor'a da öneriliyor ve almıyor Gaziantep Spor'u. Sumudika'nın ilk oradaki problem orada başlıyor zaten. Evet. Yani onu almayınca ilk bağlar orada bir kopmaya başlıyor Antep yönetimiyle. Evet. Ali Bek iyi bir oyuncu yani. Hakikaten free kick kullanıyor. İyi bir gol atıyor. Olması bir dezavantaj tabii Kayseri Spor için. Yani şu anda ligde bence kolay bir takım yok. Her takım, her maç artık çok zor. Hele ki bu haftalardan sonra yavaş yavaş o düşme endişesi hissedilecek. Tabii. Yavaş yavaş hani bir hedefler oluşacak. Kimisi diyecek ki ben 7. olayım, kimisi 5. olayım. Kayseri'nin hedefi belli. Avrupa kovalayan var. Ama bir çıkması lazım. Evet, sadece Kayseri'nin değil. Bundan sonra her maç artık rakibinin de bir iddiası olacak. Sen evet. Zaten şampiyonluk iddiası. Senin her maçın iddialı da. Artık rakipte düşmemek, Avrupa'ya gitmek, işte kendine bir yer edinebilmek. Abi bir de galibiyet dediğin 3 milyon TL para alıyorsun. Yani bir Anadolu kulübü için 10 galibiyet 30 milyon TL. Tabii. Az bir şey değil yani. Tabii ki. Bir yıllık yani, bütçesini çıkartıyor adam. Balayı bitti diyebiliriz artık. Bitti. Yani. Bundan sonra artık çok ciddi maçlar. O yüzden ya Fenerbahçe'nin kadrosu geniş, niye takviye istiyor falan diye düşünenler olabilir. Ya burada daha farklı profiller lazım Fenerbahçe'ye. İşte hızlı kanat mesela. Fenerbahçe lider şunu yapıyor Ahmet. Kadro geniş ama Fenerbahçe kadroyu kaliteleştirmeye çalışıyor. Tabii. Kadro zaten geniş. Genişliğinde evet. Bir sorun yok ama kaliteyi arttırmaya çalışıyor. Bir sonraki hedefe. Tabii yani niteliğin hedefe. Var ama nicelik var, niteliği arttırmaya çalışıyorlar. Uğur Meleke galiba bugün Hürriyet'te mi yazmış, bir yerde okudum. Çok doğru bir tespit var. Diyor ki Fenerbahçe ligin en geniş kadrosu doğru. İlk 11'de belki en kaliteli ilk 11 ama kulübesi de bütün şampiyonluğu oynayan takımlar içinde ya 11'lere baktığın zaman sezon başından beri diyorum. Yani Trabzonspor da katacağım bunun için. Trabzon, Başakşehir, kulübenin en kötü olduğuna. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunun 5'inin ilk 11'lere sahip çıksan çok dağlar tepeler fark yok. Yani sende Gustavo Ozan varsa Beşiktaş'ta Josef Atiba var. Çok beğenmediğim Beşiktaş'ta. Atıyorum ön tarafta Trabzonspor sakatlanması için Abdülkadir Ömür alır mısın? Alırsın. Kanada geçmiş olsun. Ekuban. Geçmiş olsun diyeyim. Ekuban alır mısın? Alırsın. Envakame alır mısın? Yat mesela. Alacağımız kanadı Envakame'yi alalım alabiliyorsak. Mesela anladın mı hani? Alır mısın? Yani, almaz mıyım? Hemen alırsın. Hemen alırım. Yani onu demek istiyorum. Yani, Yusuf takımlar, gibi o da. Yusuf 3 aşağı 5 yukarı denkler birbirlerine. Kaliteyi artırmak istiyor başkanımız. Ve ben o kararlı gördüm. Gözlerinden okudum. Kayseri maçında gelirsek Dan Petrescu çok iyi bir hoca. Hı. Yani özellikle Romanya'da yaptıkları. Kayseri Spor açıklamalarını merak ediyorum. Çünkü geçen hafta Sivas'a gitmeden önce, Sivas maçından önce bir puan diye konuştuk. Hayır demeyiz dedik. Evet, hayır demeyiz dedim, bile beklediğin de oydu. Evet. Kayseri maçıyla ilgili beklentilerin neler? Vallahi Ahmet'in söylediği gibi artık balayı bitti dedi. O güzel bir açıklık bence, benzetme. Bundan sonra bizim bir defa Kadıköy'de puan kaybetme lüksümüz yok. Çünkü kaybedeceğimizi kaybettik içeride. Bizim bundan sonra yani rakiplerimize dahil olmak üzere biz her maçı kazanmalıyız. Zor. Çünkü biz maalesef seyircisiyle bütünleşen, hakikaten 12. adam gibi oynayan bir seyircimiz var. O yokken iç sahada ondan zorlanıyoruz. Kayseri evet yükselişte. Enteresan bir kalecileri var. Genç bir çocuk, 18 yaşında galiba, Doğan diye. Mesela Lung sonrası bir sallandılar İsmail Çipeyli ama bu çocuklar toparlandı. Kötü kadroları yok aslında ama tabii ki sıklet olarak bizim sıkletimiz değiller. Ben gol yiyeceğimiz ama bizim onlardan fazla gol atacağımız bir galiba. Yani böyle 3-1
4-2 o civarlarda bir skor bekliyorum. Gollü bekliyorsun ben sen. Ben burada bir iddia programı başlatayım. Vallahi biliyorlar. Biz bir programa başlayacağız. Buradan Fener'in bahçesi izleyicilerine müjdemizi verelim. Murat'ın çünkü tahminleri ve yorumları çok iyi. Hakikaten çok iyi. Biz de takip ediyoruz az çok. Yani bu biraz da takip etmeyle ilgili. Yani kesinlikle. İyi incelediğin zaman. Ya dün akşam hala zaman... saat 12'de ben Liverpool maçı şeyden ama telefondan. Mesela bizim maçta Ali Bek detayı önemli. Da, hani... Ali Bek de oynamazsa gol yemeyebiliriz yani. Ali Bek enteresan bir forvet çünkü. Evet. Bizim stoperlerin sevmeyeceği çok giriyor aralara derelere. Oynarsa o zaman maç gollü olur, oynamazsa. Oynamazsa biz çok ya yani biz zaten bence artık biz bizim maçlarımız artık önümüzdeki gollü olacak. Önümüzdeki 5-6 haftada zaten 5 kere İstanbul yani 5 maç İstanbul'dayız. Bizim şehir dışına çıkma şeyimiz de yok şu anda. Bu fikstürümüz, da tabii yorgunluk oluyor. Her seyahat bir yorgunluk anlamına geliyor. Yani gece otelde kalıyorsun, işte uçak yolculuğu gidiyorsun saatlerce. Bunlar hep yorgunluk. İstanbul'da... Kış şartları, o da yorar. Şimdi bak, bu geçtiğimiz bir ayı Fenerbahçe feci bir tempo içinde geçirdi. Ve şimdi bu 5 hafta Fenerbahçe için artık bir din, hem dinlenme hem de skor ve oyun olarak gelişme zamanı bana göre. Yani burada Erol Hoca birazcık gaza basacaktır. Yani 3. teste gidiyorsa 4'e atacaktır. 5'e de son düzlükte artık basacaktır. Yani 6 Şubat'ta da 5'e atacak. Yani. Evet, futbola bir ara verelim. Neden? Çünkü Euroleague maçımız var. Fenerbahçe basketbolda toparlandı. Üst üste galibiyetler alarak hem camia olarak morallendik, evet, hem de basketboldaki sıralamamız yükseldi. CSKA deplasmanına gidiyoruz. Zor deplasman. Murat, neler söyleyeceksin? Çok az zamanımız var. Zor hemen tabii. Ya, lidere gidiyoruz yani sonuçta. Bir de CSKA'da son maçlarda birkaç mağlubiyet üst üste yaşadı. Onlar da bugün bir çıkış arayacak. Bizim bir çıkışımız var. Skor olarak var, oyun olarak da var. Hı hı. Muhtemelen yeni transferimiz oynamayacaktır diye düşünüyorum. Ya CSKA maçı zor. Şimdi diyorum ya, puanda bazı maçlara sıfır. Bu maç normalde Kokoşkov'da listesinde o maça kaybedeceğiz diye yazmıştır ama bugün geldiğimizde Mike James'in de akşam oynayıp oynamama durumu olduğu için ben sonuna kadar içinde olacağımız bir maç bekliyorum. Mike James'in sakatlığı ile ilgili bilgi var mı? Ciddi mi? El sakatlığı çok varmış. Büyük bir hafta güç. Sonu oynamamış. Lig maçında onların VTB ligleri var. Orada oynamamış. Bu akşam da maç saatinde muhtemelen oynar ama ne kadar katkı verir? Biz maçın içinde kalırız. Kazanırız, kaybetmeyiz bilmiyorum ama artık Fenerbahçe basketbol takımı o 20-30 farkları bir daha kolay kolay yemez sezon başında. Yenilse bile maçın içinde kalır. Sonuna kadar maçın içinde kalır kovalar diye maçın. Düşünüyorum. Futbol Sansürsüz Twitter, Futbol Sansürsüz Instagram hesaplarımızı takip alın. YouTube'dan abone olun. Abone olduktan sonra videolarımızı beğenin ve bundan sonraki verilecek hediyelerimizle, çünkü bu hediyelerimize devam edeceğiz ama ne olur şimdiden söylemek net değil. Görüşmek dileğiyle, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.